Akın Dil Eğitim'den herkese merhabalar. Ben eğitim danışmanı Halil. Akın Kafe sohbetlerimizin yeni serisinde Almanca konusunda sizlerden gelen sorularımızı Almanca öğretmenimiz Melike Hocamızla birlikte bugün konuşacağız. Almanca hakkındaki bütün tabuları yıkacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim hocam. Teşekkür ederim. Hemen hızlı bir şekilde sorularımıza geçelim. İnsanlar şunu merak ediyor hocam. Hani İngilizce her zaman ön planda olan bir dil. Almanca hep geri planda kalıyor. Öğrenciler diyor ki biz neden Almanca öğrenmeliyiz? Söylediğiniz gibi İngilizce bilme gerekliliği her zaman var olan bir durum. Ancak artık tek yabancı dille beraber hayatımızı idame ettirmek zorlaşıyor ve bu nedenle insanların ikinci yabancı dil öğrenmeye olan talepleri de günden güne artıyor. Almanca bu anlamda İngilizce'den sonra en çok talep gören dil. Avrupa'da birçok ülkenin ana dilinin Almanca olması, yaklaşık 100 milyon kişinin Almanca konuşuyor olması bu konuda çok büyük bir etken. Yani dünya çapında çok yaygın bir dil olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Aynı zamanda Türkiye'den Almanya'ya son zamanlarda artan göçler nedeniyle de Almanca kurslarını, Almanca öğrenmeye olan talep büyük ölçüde artmış durumda. Çünkü takdir edersiniz ki o ülkeye adapte olabilmek, yaşayabilmek, çalışabilmek adına belirli bir seviyede dil yeterliliğine sahip olması gerekiyor kişilerin. Bu nedenle de Almanca öğrenmenin önemi günden güne artıyor. Diğer taraftan bakarsak Almanca edebiyatın, sosyolojinin, felsefenin, ticaretin dili ve daha birçok alanın dili ve bilimsel alanda yapılan birçok çalışmanın Almanca dilinde yapıldığını görüyoruz ve bu kaynaklara orijinal dilde ulaşmak, alanımız her ne olursa olsun güncel verileri kendi dilinde analiz edebilmek, görebilmek açısından da Almanca bilmenin önemi gerçekten gün yüzüne çıkmış oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Peki öğrencilerimiz merak ediyorlar. Akın Dil'de Almanca nasıl bir süreçten geçiyor? Hangi eğitimler veriliyor? Bu konuda bizlere bilgi verebilir misin hocam? Tabii ki. Akın Dil Eğitim Merkezi'nde genel Almanca, aile birleşimi, A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar olan TEG, GÖTE, ÖSD gibi uluslararası sertifika sınavlarına yönelik derslerimiz şu anda devam etmekte. Teşekkürler hocam. Hocam peki bu bahsettiğiniz Almanca eğitimlerinde öğrencilerinize hangi kaynakları kullandırıyorsunuz? Hangi kaynaklardan işleniyor dersleriniz? Evet, Almanca eğitimlerimizde güncel ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan Klet Yayın Evi'ne ait Netzwerk Neu isimli kitabı kullanıyoruz. Kaynak seçiminde açıkçası kaynakların iyi bir sistemle ilerlemesi ve güncel olması çok önemli bir detay. Ancak biz seçmiş olduğumuz bu kaynağın yanında gerek öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu materyallerle, gerekse online platformlardaki alıştırmalarla beraber ders sürecini desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü öğrencilerimizin online platformda kullandıkları materyallerle öğrenme sürecini çeşitlendirmesi hem verimliliğini hem de işi daha keyifli bir hale gelmesini sağlıyor. Bu anlamda o yüzden hem ders esnasında hem de ders dışında öğrencilerimizin bireysel çalışmalarında bunu oldukça önem vermekteyiz. Anladım. Peki hocam, öğrencilerimiz şu soruyu merak ediyorlar. Hani biz Akın Dil Eğitimi'ne Almanca kuruna kaydolduk. Peki nasıl bir süreç bizi bekliyor? Eğitim içerikleriniz nasıldır? Bu süreç nasıl devam ediyor? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii ki. Tüm yabancı dil eğitimlerinde olduğu gibi Almanca eğitimlerimizde de 4 temel beceriye yönelik derslerimizi şekillendiriyoruz. Yani öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma pratiklerini eş zamanlı olarak yapmaları ve dilde eş zamanlı olarak bütün alanlarda gelişmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz diyebiliriz. Dil esasen bir iletişim aracı. Bu nedenle eğitim sürecini bir ders olarak görmek ve dili sadece formülize ederek gramer odaklı bir eğitim vermek yerine öğrencilerimizin dili gerçekten kullanmalarına zemin hazırlamaya çalışıyoruz diyebiliriz. Hocam şöyle ki bazı öğrencilerimiz Almancayı öğrenmekten ziyade TELK, GÖTE, ÖSD gibi sınavlara yönelik eğitimler istiyorlar. Peki sizler Akın Dil Eğitimi'nde bu konuda nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Eğitiminizin içeriği değişiyor mu? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz bizlere? Tabii ki. Almanya'ya çeşitli yollarla gitmek isteyen öğrencilerimiz, gerek eğitim, gerek çalışma vizesiyle, gerek eş durumuyla beraber gitmek isteyen öğrencilerimiz mutlaka Almanca'da dil seviyelerini
kanıtlayan bir sertifikaya sahip olmaları gerekiyor bu anlamda. Hı hı. Ve öğrencilerimiz birazcık bu süreçte aceleci davranabiliyorlar. Yani bir an önce hedefime ulaşayım, sertifikamı alayım. Almanca öğrenmesem de olur, konuşmasam da olur gibi bir algıya girebiliyorlar. Ama burada gerçekten acele etmek aslında süreci daha da uzatmaya sebep olabiliyor zaman zaman. O yüzden bunları yaşamamak adına biz öğrencilerimize tüm tavsiye ediyoruz. Kursa geldiğiniz takdirde amacınız hangi seviyede sertifika almak olursa olsun öncelikle genel kur derslerini tamamlamaları gerekiyor öğrencilerimiz. Burada gerçekten dilin dört becerisine yönelik çalışmalarla beraber aynı zamanda kelime ve gramer anlamında iyi bir altyapı oluşturarak bu kurları tamamladıktan sonra da sınava yönelik bir sınav kampı oluşturarak sınav teknikleri üzerinde, soru yaklaşımları üzerinde çalışmalar yaparak hem sınavın sistematiğini anlamaları hem de sınavın sonucunda bir başarı elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani kesinlikle ben direkt olarak sertifika sınavını hazırlanmak istiyorum diye bir şey olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki hocam hani öğrencilerimiz illaki merak etmişlerdir. Sınavdan yeterli derecede bir puan alıp orada ne kadar belli şekilde hayatlarını idame ettirebilir insanlar. Burada tabii ki öğrencilerimizin meslekleri, oraya gidiş amaçları doğrultusunda dil seviyeleri değişkenlik gösteriyor. Aslında burada zaman zaman A2 sertifikasıyla beraber öğrencilerimiz kabul alabiliyorlar ve Almanya'da gittikleri yerlerde bunu geliştirmeleri isteniyor. Ya burada önemli olan şey şu, aslında gerçekten Türkiye'deyken Almanya'ya gitmeden önce kendilerini bir dil konusunda ne kadar yeterli hale getirirlerse o kadar avantajlı bir şekilde oradaki yeni hayatlarına bir adım atmış oluyorlar. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi videoyu izleyen kıymetli öğrencilerimizin aklında şu soru olacaktır illaki. Evet, Almanca kursu almak istiyoruz, Almancayı öğrenmek istiyoruz. Ama biz neden bunu akın dil eğitimine alalım? Akın dil eğitimi neden tercih etmeliyiz? Bu konuda bize yardımcı olabilir misin acaba? Tabii ki. Öğrencilerimizin bu konuda en çok dikkat etmeleri gereken unsur elbette ki ders süreci ve sınavla alakalı eğitim alacakları kişinin ve kurumun yetkinliği olacaktır. Ancak bu tek başına yeterli olan bir kriter değildir. Yani öğretmenlerimizin çok iyi Almanca biliyor olması, sınav konusunda çok popüler ve profesyonel olmaları dikkat edecekleri tek unsur olmamalı. Almanca öğrenme süreci çok uzun bir süreç ve zaman zaman öğrencilerimiz bu noktada motivasyonlarını yitirebiliyorlar. Gerçekten psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçebiliyorlar. Kendilerine olan inançlarını kaybederek bırakma raddesine dahi gelebiliyorlar. Bu anlamda yetkinliği çok iyi olan bir öğretmenin dışında onları motive edebilecek, gerçekten güven duydukları bir kurumla ve öğretmenle çalışmaları çok önemli. Ve akın dil eğitimde öğrencilerimizle olan ilişkilerimiz bakımından hem kurum personelimizin hem öğretmenlerimizin buna baktığımız anlamda gerçekten mutlu bir süreç geçirdiklerini ve bu mutluluğun da çalışma azmini, çalışma sürecini daha verimli kıldığını görüyoruz. Bu da tabii ki bize başarıyı getiriyor. Bence bu anlamda öğrenci mutluluğu açısından ve başarı açısından akın dil eğitimi tercih edilebilir diyebiliriz. Şimdi Almanca öğrenmek isteyen, Almanca ile ilgilenen kişilerde hep şu kavramı duyuyoruz artık. Aile birleşimi adı verilen bir kavram mevcut. Şimdi Almanya'da aile birleşimi yapabilmek için gerekli şartlar nedir? Hangi koşullarda sağlanır? Biraz bu konuda da bilgi verebilir misiniz hocam? Tabii ki. Söylediğiniz gibi aile birleşimi Almanya'ya olan göçlerin büyük bir bölümünü oluşturuyor diyebiliriz. Ve yıllardır aslında olan bir durum. Bu anlamda aile birleşimi yapabilmenin en önemli şartı tabii ki eşlerden birinin Almanya'da yerleşik olması, orada ikamet ediyor olması gerekmekte. Bununla beraber konsolosluğun vermiş olduğu evraklar içerisinde mutlaka minimum A1 seviyesinde ilgili kurumlardan alınmış bir sertifika isteniyor. Bu kurumlar ÖSD veya GÖTE sertifikaları olabilir. Yani mutlaka buralardan alınmış minimum A1 seviyesinde bir sertifikaya ihtiyacımız var. Aile birleşimi vizesine başvurabilmek adına. Teşekkürler hocam. Öğrencilerimiz merak ettiği bir diğer soru ise A1 sertifika sınavı içeriği nasıldır hocam? Yani bu konuda aydınlatırsanız bize. Evet, diğer tüm seviyelerde olduğu gibi A1 seviyesinde de 4 temel beceri üzerinden bir sınava tabi olmaktayız. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri sınavda olmakta. Dinleme bölümünde 15 soruluk
günlük diyaloglara dair bir takım sorular yer almakta. Çoktan seçmeli şekilde sorular yöneltilmekte. Aynı şekilde okuma bölümünde de yine 15 soruluk bir bölümümüz olmakta. Burada da kısa mailler, kısa ilanlar okuyarak yine sorulara çoktan seçmeli olarak cevap vermemiz isteniyor. Burada bizim için en önemli şey yazma ve konuşma sınavı oluyor aslında. Çünkü öğrencilerimizin en rahat hazırlandığı ve kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Ders içeriklerimizde de daha çok yazma ve konuşma becerileri üzerinden gidiyoruz. Yazma bölümünde öncelikle 5 soruluk bir form doldurmaları isteniyor öğrencilerimizin. Ardından da yine günlük hayata dair bir konu üzerinden yaklaşık 30 kelimelik bir e-mail yazmaları isteniyor. Yazma bölümünde yine 15 puan üzerinden değerlendiriliyor. Konuşma bölümünde ise 3 bölümden oluşan bir sınavımız mevcut. İlk bölümde öğrencilerimizin kendini tanıtmaları istendikten sonra kişisel bilgilerine dair bir takım sorular yöneltiliyor. Telefon numarası gibi, e-mail adresi gibi veya ev adresleri gibi bir takım sorulara cevap veriyorlar. Ardından bir takım kelime kartlarıyla beraber hem görseller hem kelime kartları üzerinden partnerleriyle beraber soru cevap yapmaları, belirli temalar üzerinden konuşmaları bekleniyor. Yine konuşma bölümü de 15 puan üzerinden değerlendirilen bir bölüm oluyor bizim için. Ve sınavımızın bu anlamda geçme notu 100 üzerinden değerlendirilen bir sınav. 60 puan alan bir öğrenci sınavda sertifika almaya da hak kazanıyor. Yani geçme notumuz 60 puan. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Az önce bahsettiğimiz gibi aile birleşimi konusunda yine bir sorumuz olacak. Akın Dil Eğitim'de aile birleşimi derslerinin içeriği nasıldır? Peki ilk olarak bunu sorayım size. Evet. Öncelikle diğer seviyelerden ve genel Almancadan ayrılan en önemli yönü direkt olarak sınav odaklı çalışmamız. Az önceki çünkü seviyelerde bahsettiğimiz zaman öncelikle bir kur eğitimini tamamlamalı, sonrasında sertifika sınavına hazırlanmalarını tavsiye ediyoruz. A1 sertifika sınavında durum tam tersi. Öğrencimiz bize başvurduğu andan itibaren tamamen sınav odaklı bir çalışma izliyoruz. Eğitimimiz sadece 4 hafta sürüyor ve öğrencilerimizdeki en büyük düşünce şu oluyor. 4 haftada nasıl bir şekilde Almanca sertifikası alabilirim? Ne kadar Almanca öğrenebilirim bu kadar kısa sürede? En büyük korkuları bu oluyor. Gerçekten kulağa imkansız gelse de doğru bir teknikle çalıştığımız zaman, tamamen sınav odaklı çalıştığımız zaman iyi bir dereceyle sertifika almamız gayet mümkün oluyor diyebiliriz. Ders içeriklerimizde az önce de söylemiş olduğum gibi daha çok yazma ve konuşma alanlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Zaten genellikle öğrencilerde olan korku şu oluyor. Sınavın e-mail yazma, mektup yazma bölümünü nasıl başaracağız ve konuşma anlamında nasıl kendimizi ifade edeceğiz? Bu alanlara yönelik biz 3 hafta boyunca çok yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra son haftada artık dinleme okuma soruları üzerinden, sınav taktikleri üzerinden konuşarak ve tamamen sınav ortamını birebir yansıttığımız deneme sınavları uygulayarak öğrencilerimizi 4 haftanın sonunda sınava girmeye hazır bir hale getiriyoruz. Peki diyelim ki hocam öğrencimiz bu sertifikayı almaya hak kazandı. Bu sertifikanın geçerlilik süresi ne kadar oluyor? Aslında sertifikaların geçerlilik süresi ömür boyudur. Ama konsoloslukta yapacakları işlemler doğrultusunda 1 yıl geçerliliği vardır. 1 yıl sonra konsolosluğun bu belgeyi yeniden talep etme hakkı doğar. Bu nedenle eğer ki bir işleme tabi olacaksa bu süreyi geçirmemeleri gerekir. Hocam ufaktan son kısma yaklaşırken şu soruyu da yöneltmek istiyorum sizlere. Öğrencilerimize hani sadece kurs içeriği olarak dersler harici başka hangi alanlarda eğitim destek vermektesiniz? Hani kurs süreci başladı, kursunuz bitti, ilişkiniz kesiyor mu öğrencilerle? Bu şekilde mi ilerliyor? Tabii ki kesilmiyor. Öğrencilerimiz bize başvurduğu andan itibaren aile birleşimi sınavına hazırlık yapmak isteyen öğrencilerimizden bahsediyoruz bu anlamda. Sınav randevusu alma, sınav hazırlık süreci, vize danışmanlık süreci gibi alanlarda onlara destek vermekteyiz. Yani öğrencimiz sadece sınavı geçene kadar değil, Almanya'ya gidinceye dek onlarla beraber iletişimde oluyoruz. Hatta artık öğrencilerimiz o kadar güzel diyaloglarımız oluyor ki ya iletişim hiçbir zaman kopmuyor diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Son olarak hocam şu soruyu yönetmek istiyorum. Herkesin aklında aynı soru mevcuttur. Almanca biraz daha sert, kaba bir dil olduğu söyleniyor her zaman toplumumuz tarafından. Hani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tabular yıkılabilir mi?
doğru olduğunu düşünüyor musunuz bu ön yargının? Almanca için evet, söylediğiniz gibi gerçekten kaba bir dil olduğu söylenir her zaman. Dürüst olmak gerekirse çok melodik bir dil değildir Almanca. Bu gırtlak yapısı sebebiyle kelimelerin telaffuz ediliş şekliyle alakalı bir durum tabii ki. Ama çok bir dilin kaba ya da güzel gelmesi kulağa aslında çok kişisel bir görüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani kimi Almancayı çok melodik ve güzel bulurken kimi için çok kaba ve sert bir dil olabiliyor. Bu göreceli bir durum olmakla beraber Almancanın zorluğu açısından bir değerlendirme yapabilirim. Bizler yabancı dil öğrenmeye İngilizce ile başlıyoruz ve hayatımız boyunca da aslında İngilizceye az ya da çok bir şekilde maruz kalıyoruz. Bu aşinalıkla beraber İngilizce öğrenim süreci daha kısa ve daha kolay bir şekilde şekillenebiliyor. Ama Almancaya başladığımız zaman bir aşinalığımızın olmaması ve Almancanın istisnalarla dolu bir dil olması sebebiyle ve gramer yapısının İngilizceye göre biraz daha karmaşık olması sebebiyle eğitim ve öğrenme sürecinin daha uzun soluklu olacağını söyleyebiliriz. Ama tabii ki disiplinli, düzenli bir çalışmayla, derslere düzenli bir katılımla, çaba göstererek bütün öğrencilerimiz, bütün kişiler bir dili rahatlıkla öğrenebilir. Kesinlikle bir dili öğrenme korkusunun içimizde olmaması gerekir. Teşekkürler hocam. Yani akın dile gelene kadar her şey bir ön yargıdan ibaret. Evet, Böyle bir kesinlikle durum söz öyle. konusu. Akın dile gelene kadar her şey öyle. Sonrasında zaten öğrencilerimiz hem dil öğrenimine Almancaya alışıyor ve zamanla sevmeye de başlıyorlar. Yapabildikçe bu onları motive ediyor. Her işte olduğu gibi çaba gösterdikleri zaman kesinlikle başarılı bir sonuca ulaşıyoruz. Elbette. Var mı hocam eklemek istediğiniz son Yok, çok teşekkür sizin? ederim. Ben teşekkür ederim. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede yepyeni videolarımızla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Akıntu yakıntı. Yakıntı.